Ve şimdi Alanyaspor Galatasaray maçının detaylarını konuşuyor olacağız. Savaş Çorlu da bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Savaş hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Çiğdem. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de gayet iyiyim. Biraz detayları konuşalım istiyoruz. Şimdi maçı soracağım ayrıca ama Muslera'ya bir parantez açalım. Sözleşmesiyle ilgili detaylarını da senden almak istiyorum. Bu arada bu sezon en fazla kurtarış yaptığı lig maçını da oynamış oldu. Kritik bir Alanyaspor engelinde geçmeleri önemliydi ve yine her zamanki gibi sahneye Muslera çıktı o iyi performansıyla. 3 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. Bu arada sakatlık sonrası Muslera performansını da arkadaşlarımız şöyle tek bir grafikte derlemişler. Sözü hemen sana bırakayım. Şimdi bu takımda 14 kişinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sözleşmesi bitecek oyuncular içinde kim şu anda mukabele düşünmüyor dersek tartışmasız Muslera ve Arda'yı ilk iki sıraya koyarım. Muslera şu anda her bir şeyi kenara bırakmış, tamamen şampiyonluğa odaklanmış. Oynadığı başarılı futbol, yaptığı kurtarışlar, istatistikler çok net bir şekilde gösteriyor. Alanyaspor maçındaki o kurtarışları, başarılı kurtarışları rakip oyuncuların bile dikkatini çekmişti ki Efecan'ın maçtan sonra Alanyaspor'a yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yani ikinci yarı topa %80 sahiptik ama ahtapot gibi bir Muslera vardı. Hakikaten ahtapot lakabını ona çok yakıştırıyorum demişti. Dolayısıyla şu anda Galatasaray'ın devre arası transferlerin içinde baktığımız zaman Muhammed Mustafa, Onyekuru, Yetlin, Jetson Fernandez gibi isimler geldi. Halil 5 tane transfer ama bana göre en önemli transferi, kimseye haksızlık yapmam ama Muslera oldu bu devre arası transferini. Yani elindeki mevcut oyuncu 7 aydır kaybetmiş bir Muslera vardı. 7 ay sonra Galatasaray'a öyle bir dokunuş gerçekleştirdi ki şu anda da oynadığı 7 maçın 7'sinde de hem skora hem de aldığı 3 puanlara çok net doğrudan etki yapan bir Muslera'dan bahsediyoruz. Şu anda Muslera üzerinde takımdaki bağ, sevgi ortamı, arkadaşlık ortamı çok net maçlardaki yaptığı kurtarışlarda da gösteriyor. Kaptan, tam bir kaptan, yardımcı kaptan Arda Turan ikisi birlikte sahadayken bunu futbola da yansıtıyoruz, sonuca da yansıtıyor. Çok net bir şekilde şu anda Galatasaray'da en çok konuşulan Muslera bunu da hak ediyor. Fazlasıyla hak ediyor yani sözleşme. Ama şu anda ben sözleşmeyi düşündüğünü zannetmiyorum sevgili Çiğdem. Çünkü 3 yıllık değil, 1-2 yıllık sözleşme düşünülüyor Muslera'ya. Bu da kendisiyle oturulacaktır. Pandemi döneminde zaten çok net 3 milyon 850 bin euro alan Muslera'nın bir %20'lik indirimle 3 milyon 350 bin euroya düşmüştü. Yeni sözleşmede de yine bir feda yapıp böyle 2.2-2.3'lere kadar düşeceğini ben tahmin ediyorum. Aldığım bilgi de bu yönde. Hem feda yapacak hem de yeni bir sözleşme yapacak önümüzdeki günlerde. Ama şu anda Muslera başta bütün futbolcular şampiyonluğu düşünüyor. Şampiyonluğa odaklanmış vaziyette. İnanın bana Muslera şu anda yapılacak kontratı hiç düşünmeyen futbolcuların, tekrar da söylüyorum, Arda ile beraber en başta gelen iki futbolcudur yani diğer 14 futbolcunun içinde. Peki şimdi Alanyaspor maçı tabii bir kırılma maçı olarak da görülüyordu. Dişli bir rakip, son zamanlarda kendisine çok ters gelen bir rakibi geçmesi önemliydi. Yenilerin uyumundan zaten bahsediyoruz. Muslera'ya ayrı parantez açtık, sakatlar geri dönüyor vesaire. Tabii hepsine beraber şöyle bir baktığımızda bir seri de yakalandı. Güzel giden bir hava da var. Bundan sonraki fikstürü de sanki görece rakiplerine göre daha kolay gibi. Bilemiyorum, sen katılıyor musun? Gerçi artık hiçbir maç kolay evet. değil. Ama baktığımızda kağıt üzerinde daha rahat bir fikstüre girdiğini görüyoruz. Nasıl tabii, çıkar bu süreçten? Rakiplerine göre baktığın zaman evet rahat gibi gözüküyor. Çünkü hem Trabzonspor da arkadan geldi hiç beklenmedik bir şekilde. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Şimdi Erzurumspor bu hafta çok bana göre içeride zor bir karşılaşma olacak. Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor, Rizespor. O Rizespor maçından sonra 23 Mart'ta bir milli ara verilecek. Burada Galatasaray'da herhalde ki düşünce, kafa yapısı şu anda planlanan 5'te 5 şeklindedir. Ama hakikaten de ne kadar kolay gözükse de Erzurumspor maçı da zor geçecektir. Ankaragücü deplasmanı bana göre 5'li periyot içinde en zor olacaktır. Ama Galatasaray buradan en az kayıpla geçip milli araya yine o zirvede lider olarak girmek isteyecektir. Ama tekrar belirtmek gerekirse Fatih Terim de futbolcular da şunun bilincinde her maç birbirinden zor. Bu ligde artık kolay maç yok. Çok net gözüküyor. Alanyaspor karşılaşmasında görüldü ki son iki karşılaşmada kaybeden bir Galatasaray vardı. Alanyaspor maçı çok iyi hazırlanmıştı. Galatasaray hiç beklemediğimiz bir şekilde ikinci yarı istediğini almak için topu rakibe vererek savunma yaparak bir karşılaşmaya çıktı. Bunlar olacaktır. Bunu eleştirmemek lazım. Ben Fenerbahçe'de stüdyodaki yayınlarında da söyledim. Bazen bazı karşılaşmalar vardır. Topu rakibe vereceksiniz. Oyun hakimiyeti onda olacaktır ama istediğinizi alırsınız diye. Bu alışkanlık olması lazım. Bu 5 karşılaşma içinde bunu yapmayacağınız direkt hücuma erken golü atıp farkı arttırmak gereken maçlar da olacaktır. Ama tekrar ifade etmek gerekirse yani Erzurumspor, Ankaragücü, Kayseri ve Çaykur Rizespor maçları gerçekten birbirinden zor maçlar. Sivasspor da bunun içinde 3 maç içeride, 2 maç deplasmanda.
Fikstür kolay gibi gözüküyor ama rehavete kapılmamaları gerekiyor. Bu kolay kolay biraz Peki. da olumsuz yönde baskı oluşturabilir futbolcuların üzerinde. Sakatlar geri dönüyor ama Fegüli ile Falcao ile alakalı detayları senden alayım. Ayrıca Ömer Bayram'ın Alanyaspor maçını kırık kaburgayla tamamladığı da ortaya çıktı. Üçüncü sol bek de böylece sakatlanmış oldu. Yani orası için ne gibi çözüm üretilecek, bir formül üretilecek, ne dersin? Oradaki formül çok net Lines. La sağa koyuyorsunuz oynuyor, sola koyuyorsunuz oynuyor. Ömer de son dakikalarda yorulunca çıkınca oraya Lines girmişti. Bu karşılaşmada da bence yani ilk maçta da yine Ömer olabilir. Ağrıları devam ederse Lines olacaktır orada. Çünkü orada hem Saracchi hem Emre Taşdemir iki tane direkt oynayan oyuncunun sakatlıktan sonra bile Galatasaray bu konuya çare bulabildi. Ömer Bayram'ın uzun zamandır sol bekte oynamıştı yoktu. Lines vardı değişerek oynuyorlardı üçüncü sol bek olarak. O da bu karşılaşmada Ömer ya da Lines. Ama Lines de oraya her zaman bu Galatasaray'ın şu andaki mevcut takımı içinde en profesyonellerinden bir tanesi. Eğer sol bekte Ömer'de bir ağrı olursa bu karşılaşmada Erzurum maçında Lines'i görürüz. Diğer sakat oyuncular Falcao ve Fegüli artık bu karşılaşmada 11'de değil ama kulübede göreceğimizi çok net söyleyebilirim. İki oyuncu da hazır. Artık bundan sonra teknik direktör Fatih Terim işi. Fegüli'nin gelmesiyle beraber ben Muhammed Mustafa'nın biraz daha böyle çok fazla pozisyon bulacağını düşünüyorum. Çünkü Fegüli çok hareketli bir oyuncu. Onyekuru bir tarafta, Fegüli bir tarafta. Çok Muhammed Mustafa'nın istediği topları çok daha farklı şekilde buluşturacağını düşünüyorum. Ve Mustafa Muhammed'in de Fegüli ile uyum açısından da çok net bir şekilde o uyumu atacağı gollerle, attıracağı gollerle çok net bir şekilde gözüküyor. Yani uyum sorununu da yaşayacağını hiç zannetmiyorum. Fegüli de özleniyordu. Bu dönen transferlerin içinde Fegüli de geldiği zaman bambaşka bir Galatasaray. Gücüne güç katacak deriz ya işte. Bu da Galatasaray Fegül ile gücüne güç katacak çok net bir şekilde yani. Falcao da Muhammed Mustafa'nın arkasında bekleyecektir. Muhammed Mustafa gerçekten şu anda 5 maçlık periyoda bakıldığı zaman Alanya maçında da o birkaç alverleri var. Savunmada çıkardığı toplar golcü futbolcu hava hakimiyeti çok iyi diyoruz. Ama Alanyaspor maçında o duran toplardaki hava hakimiyetiyle savunmadan çıkardığı toplar gerçekten olağanüstü başarılıydı. Belki 5. maçında gol atamadı ama oynadığı oyunla özellikle savunmaya yardımlarıyla çok dikkat çekti. Fegül ile beraber belki de bu maçta da olabilir. Yani bir sürpriz yapılabilecekse belki de Fegüli bu hafta Erzurumspor maçında da olabilir ama sahada mutlaka olacaktır kulübede. Sen Alanya maçında ara transferde gelen 4 oyuncuyu nasıl buldun? İlk 11'de çünkü forma giydiler. Genel olarak rakamlar vesaire çok olumlu. Beğeniliyor performanslar. Muhammed, Onyekuru, Jadson Fernandes'ten sonra Yedlin de takıma katkı vermeye başladı ki Emre Kılınç'ın golünde asisti yapan isim oldu Sağbek. Nasıl buldun sen oyuncuları? Ben oyuncuların tamamını iyi buldum. Zaten bunlar daha önce oynamışlardı. Jadson Fernandes oynadıkça bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Gerçekten de şu anda takımda yazılacak mesela Muslera'dan sonra kimi yazarsın dersen Jadson Fernandes de 11'e direkt yazılacak oyunculardan bir tanesi. Yani Onyekuru'nun alternatifi var. Baktığın zaman Yedlin'in alternatifi var. Muhammed Mustafa'nın bile alternatifi var artık Falcao'nun dönmesi halinde. Ama Jadson Fernandes gerçekten de o jet gibi atmış olduğu dripliklerle topla gidişi, topa vuruşu gerçekten Galatasaray'ın kalan maçlardaki en önemli oyuncu olacağını gösteriyor. Biraz Yedlin'de tereddütlerim var. Yedlin'in hızlı çıkışları fakat savunma yönündeki bazı ağır kalmaları ve ikili mücadelelerdeki o yaşadığı top kayıpları herhalde o da önümüzdeki günlerde daha farklı olacaktır. Oynadıkça açılacaktır. Ama İngiltere Premier Lig'den gelen bir oyuncu. Tecrübeli bir futbolcu. Yenilerin içinde şu anda bir tek böyle o küçük böyle en ufak eleştiri alabilecek bir şey dersek o da biraz Yedlin'in savunma zaafı diyebiliriz. Halil de Covid sürecini tamamladı. Bu hafta şimdi baktığımız zaman Galatasaray forvet sıkıntısı çekiyordu. Muhammed Mustafa bir tarafta Falcao bir tarafta da Halil Dervişoğlu. 3 tane forveti olan bir Galatasaray şu zorlu 5 maçlık periyotta herkesi kullanabileceğini düşünüyorum Fatih Terim'in. Her hoca böyle bir tatlı sıkıntıyı yaşamak ister herhalde. Ama Galatasaray'daki en büyük bağ şu anda senin az önceki manşetlerde benim işte fotomaçtaki bugün yapmış olduğum şampiyonluğa kenetlenmiş oldu. Her maçtan sonra o birliktelik fotoğraflarını görüyoruz. Saha içindeki top kayıplarındaki isyanı görüyoruz. Kimse kimseyi kırmadan paylaşım içinde, paylaşılacak şekildeki o sevinç ve üzüntüyü o birlikteliği Galatasaray şu anda çok müthiş bir şekilde yansıtıyor. Bunun yolun sonu da şampiyonluğa doğru gidiyor. Yani herhangi bir iç çekişme olmadığı sürece zannetmiyorum ki ben olsun. Çok güzel bir ortam var. Her maçtan sonra zaten fotoğrafları da görüyoruz yani gerek sosyal medya paylaşımlarında bir futbolcunun bir futbolcuya yaklaşımını Arda'nın dün izinli olduğu anda Florya çocuğuyla gelmesi, işte Ömer Bayram'ı tebrik etmesi, Jetson'u tebrik etmesi, Luyendama'ya maçtan sonra özel tebrikler yapması geniş bir aile var. Bu yolun sonu şampiyonluğa doğru gidiyor. Çok net bir şekilde ifade etmek gerekiyor bunu yani. Fikstürü de bunun içine koyarsak
Güzel bir yarış devam ediyor. Kalan 14 maçta bakacağız. Ama Galatasaray şu anda şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu zirvedeki yeriyle gösteriyor. Bunu futboluyla da, takımdaki birliktelikle de, kaledeki savunmasındaki oyuncularla beraber, Muslera'nın formu, Mustafa Muhammed'in formu, iyi bir yolda giden Doğru. Galatasaray'dan bahsediyoruz yani şu anda. Jetson Fernandez'in durumu ile ilgili son detayları da bizimle paylaşır mısın? Taraftarları çünkü korkuttu, 81'de oyundan alındı. Sakatlığı ciddi bir şey mi, yoksa fiziksel açıdan çok daha hazır bir durumda olmadığı için mi bir sıkıntı yaşadı, anlık bir problem miydi, ne dersin? Yine son cümlenden giriyorum. Fiziksel açıdan anlık bir problem. Çok net bir şekilde bu hafta Erzurumspor karşılaşmasında görev alacaktır. Herhangi bir ciddi bir sıkıntısı, sakatlığı yok. Maç eksiği vardı. Kolay değil. Zorlu şartlarda Kasımpaşa ağır zeminde oynadı. Alanyaspor gibi bir rakibe karşı çok sıkı markaj yedi, sıkı deparlar attı. Çok yoruldu. Kendisini riske etmedi. Oyundan çıkmak istedi. Alternatifi de vardı. Ama Erzurumspor maçında bu hafta yine sahadaki 11'deki yerini çok net bir şekilde alacaktır. Jetson Fernandes'in söylenecek bir şey var. Şu anda oynadığı futbolu üzerine koyarak gidiyor. Sezon sonunda Jetson Fernandes de bir yıl daha kiralık sözleşme yapılamazsa çok taraftarları üzecektir. Yani çok, gerçekten çok önemli bir oyuncu. Zaten kalitesi ortadaydı. Gerekse Benfica, gerekse Tottenham'da forma şansı bulamasa da Benfica'daki o harika futbolunu şu anda Galatasaray'da devam ettiriyor. Sezon sonunda Galatasaray bir yıl daha kiralamak için her şeyi yapacaktır, ama onu buradan söyleyebilirim. Futbolcu da isterse şimdiden gelirken işte 6 ay, 4 aylık, 5 aylık deniliyordu. Jetson Fernandes'in önümüzdeki günlerde bir yıl daha kiralamak için de girişimlere başlanacak. Yani bunu da söyleyebilirim. Peki, bir röportaj vardı. Mısır basınında zaten sık sık çıkıyor Muhammed'le ilgili sözler, çok övgü dolu ifadeler biliyorsun kullanılıyor. Son olarak yine bir gazeteci kendini Galatasaray'a adadı. Hakikaten kazanma odaklı bir oyuncu gibi övgü dolu ifadeler kullanmış. Sen de okumuşsundur muhakkak. Son 30-40 saniyemiz. Bir ayrım O parantez zaman açalım istedim. ben aynı röportajın değişini hafta sonunda Kerim Hafız'la yapmıştım. Hem Malatya hem Kasımpaşa'da forma giyen oyuncuyla çok güzel şeyler söyledi Mustafa Muhammed için. Yani hem milli takımdan arkadaşı olduğu için Galatasaray'daki aidiyet duygusu, arkadaşlık ortamından bahsetmiş. İlk maçında o penaltıyı kendisine bırakılması o kadar mutlu etmiş ki, yani ben öyle bir yere geldim ki burada çok başarılı işlere imza atacağım demiş. Galatasaray'daki o aidiyet duygusu, birliktelik duygusu Mustafa Muhammed'i çok etkilemiş. Mısır basında da bu başarısı ve Galatasaray'daki o beraberlikten bahsediyor. Özellikle ona vurgu yapıyor. Bu vurgu devam ettiği sürece, bu beraberlik devam ettiği sürece Galatasaray şampiyonluğu son ana kadar, son maça kadar, belki de birkaç maç önceden noktalayacaktı, taşlandıracaktı. Yani. Ama o birlikteliğe Mısır basında bile dikkat çekilmiş yani. Peki, ağzına sağlık Savaşçı. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bizler de kolaylıklar dileyelim. Savaş Çorlu ile beraber Galatasaray'ın gündemini değerlendirdik sevgili izleyenler.